bir olimpiyat sırasında bağlantı yaparız arkasından. Şimdi maçtan önce şunu söylemiştim. Beşiktaş fizik olarak güçlü, koşan bir takım, mücadele eden takım, ekip olarak oyunu iyi oynayan bir ekip. Ancak Fenerbahçe Beşiktaş'a göre çok daha kaliteli bir kadrodan kurulu. Hem orta saha oyuncuları olsun hem ofansif oyuncular olsun. Beşiktaşlı oyuncuların kalite olarak çok daha üzerinde. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Bugün koşan, mücadele eden takım olarak oyunu tempolu oynayan bir Beşiktaş hayal etmiştik. Bugün öyle bir Beşiktaş yoktu. Yani zaman zaman 2-3 oyuncuyla bunu yapmaya çalışan bir Beşiktaş. Ancak o görmeye alıştığımız tempolu oynayan takım bugün sahada olmayınca Fenerbahçe'nin kalite düzeyi çok ön plana çıktı oyunun içerisinde. Ve skor olarak çok normal bir şekilde Fenerbahçe kazandı. Çok maçın konuşulacak fazla bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Hani öyle mi oldu, böyle mi oldu? Fenerbahçe kolay kazandı müsabakayı. Çok kolay kazandı. Bir de dikkat, sen hani söylediğin şeye bir o zaman bir dikkat çekmek istiyorum. Ben tabii ikinci yarıda istatistiklerine çıkmadı belki ama ilk yarıda dikkatimi çeken ve gözüme çarpan bir olay. En çok koşanlar istatistikleri veriliyor ya hani evet. Orada Fenerbahçeli oyuncular böyle 4-5 oyuncu zirvede ve Beşiktaşlar hepsinin altında kalmışlar yani. Şimdi Atiba'dan yani, veriden bahsediyoruz. Bunlar gerçekten çok koşan oyuncular, mücadele eden oyuncular ama karşısında Mehmet Topal'la Emre var. Onlar da koşan, mücadele eden oyuncular. Onların farkı, onlar topu daha iyi kullanıyorlar öbürlerinden. Bir de top kullanma özellikleri. Ya tabii öne, hem öne oynama hem top kazanma özellikleri ötekilerden çok daha, topla oynama özellikleri ötekilerden fazla. Karşı tarafa dönüyoruz. Hep Beşiktaş'ı şöyle gördük. Oyuna çok iyi başlayan, tempolu başlayan bir Beşiktaş var hep kafamızda. Değil mi? Hep öyle düşünüyoruz. Çünkü hep öyle başlıyor. Bugün ilk yarım saat Beşiktaş ortada yok. Evet. Hiç kimsenin olduğunun farkında değil ilk yarım saatte. Hemen bir gol, peşine bir tane kırmızı kart ve oyun bitti. Zaten oyun olcuya atıldıktan sonra bir maç tamamen Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti ve Beşiktaş'ın artık maçı kazanma ihtimali kalmadı. Hele bir de bunu ikinci yarıda Bilic iyicene yardım etmeye başlayınca Fenerbahçe çok kolay kazandı ama sorulacak bir soru var. Şimdi ben hep oyunu teknik direktör gibi seyrettiğim için şunu çok merak ediyorum mesela. Sen bu Atiba'yı sağ beke çekecektin, değil mi? Atiba'yı sağ beke çekecektin. Niye bunu oyunun başında yapmadın? Yani niye oyuna öyle başlamadın o zaman? Yani Necip'ten olmayacağını artık göremiyor musun? Geçen hafta çocuk hem kötü oynadı hem de psikolojik olarak demoralize oldu. Neden Atiba ile sağ bekte başlamadın? Onu da geçtim. Bir adım daha ileri gidiyorum. Niye Franco ile sağ bekte başlamadın o zaman? Madem defansif bir dörtlü kurmak istiyorsun, hem defans yönü Necip'ten daha iyi hem de hava hakimiyeti Necip'ten daha iyi. İşte maçın başında Necip hemen Alper'in geldiği pozisyonda rakibi yine kaçırdı. Rakip Alper girdi, kesti. Emenike çok kolay bir gol attı. Bunun devamında Dembaba, bak Dembaba kötü oyuncu değil. Yani Dembaba'yı eleştirirken şu yönde eleştirebiliriz. Bu maç için Dembaba'yı eleştiremeyiz aslında fazla. Çünkü Dembaba'nın oyunun içinde olacağı bir oyun oynamadı Beşiktaş. Yani Dembaba orada yalnız başına, şu sürekli şişiriyorlar. Dembaba da yalnız başına hava topuna çıkıyor. Göğsü değil, servis yapmaya çalışıyor ama kime servis yapacak? Dembaba'nın servis yapacağı oyuncu yok. Beşiktaş öyle enteresan tam ki ben her hafta söylüyorum. Ben Kerim Fıray'ın ne oynadığını, nasıl bir oyuncu olduğunu çözemedim. Yani bana tam bir halı saha futbolcusu gibi geliyor. Ya şurada halı sahada maç yapsak 6'ya 6 oynatırım. Halı sahada iyi oynar. Çabuk çünkü. O çabuk çabuk vıdı 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 bir şeyler yapıyor. Ama geniş alanda bu tür derbilerde Kerim Fıray falan işi zor yani. Bu tarz oyuncularla derbi kazanamazsın. 30 dakikalık, 35 dakikalık bölümde olacağı hiç oyunda yok mesela Beşiktaş'ta. Hop, dap dap, iki sarı kartla kırmızı kartla oyundan atılıyor. O dakikaya kadar zaten hiç oyunda yok. Dembo Oğuzhan zaten ofansif oyuncu diyoruz. Hadi playmaker tarzı bir oyuncu diyoruz. Hiç gördün mü oralarda? Ben görmedim. Bu tip maçlarda biraz kaldıramıyor gibi gözüküyor. Ben maçta onu hissettim. Ama yani şimdi, birkaç maç, önemli maçlara hep bakıyorum. Hani şimdi, Oğuzhan hala bir seviye geride kalıyor. Şimdi sanki söylediğimiz zaman kızıyorlar yani. Bunları konuştuğumuz zaman kızıyorlar. Oğuzhan şimdi bu tür derbilerde ortaya çıkmazsa ne zaman ortaya çıkacak? Partizan maçında mı? Ya Partizan maçında Erman Hoca sen ben biz de oynasak oynarız yani rahat rahat Partizan maçında. Ben de o Partizan maçında oynasam bir iki tane atardım yani rahat rahat. Vallahi veya o defansa sağlam durur beni bilmem. Yani o Yunan takımıyla oynanan Beşiktaş şimdi Tottenham'da maçında iyi oynadı. Tottenham maçı falan önemli değil. Lig önemli. UEFA'da sonuçta gideceğin yer belli, bir yerde gönderecekler geriye. Ama lig önemli. Şampiyonlar Ligi'nin kapısı buradan geçiyor.